Evet millet, Doktor Ahtapot'u bugün de biraz başvuşmanla test edeceğiz. İlk olarak nulla başladım. Bakalım burada ne kadar iyiymiş. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalışacağım. Şöyle bir başlayalım. Evet, 3'e niye basmadı? Neyse. Gördüğünüz üzere oldukça yüksek bir seviyedeyim bu arada. 64. seviyede girdim. Şöyle kafese yakalandık. Biraz kaçmamız lazım. Evet, gayet iyi gidiyoruz. Şurada biraz kaçmam lazım. Şurada kategori 4'ü kullanmayacağım. Bitti zaten. Güzel. İlk fazı 1 dakikada geçtik. Güzel. Neyse ki Null'un saldırısına yakalanmadık. Evet. Şöyle şuraya verecek halkayı. Evet, şurada saldırısına yakalanmasak çok iyi olurdu ama. Tüh, neyse. Aslında karakter değiştirmeseymişim de olurmuş. Ama ejderha fazını mecburen bekleyeceğiz. Şöyle gelsin. Burada kategori 4 yeteneğini çok kullanmak istemiyorum açıkçası. Güzel. Evet ama burada falan kullanabiliriz. Ölmezsek tabii. Vurmayı deneyeceğim ama umarım ölmeyiz. Hadi. Evet arkadaşlar. Aslında baş düşmanda da oldukça başarılı. Yani 2 dakika 22 saniye bir gibi bir vaktimiz kaldı. 64. seviye gibi oldukça yüksek bir seviyede test ettik. Farklı bir yerde test edelim. Evet, bir de Mephisto'nun 54. 59 muydu bu? Aynen 59. seviyesinde test edelim. Bakalım burada nasılmış. Yalnız arkadaşlar Mephisto çok daha sağlam gömüyor. O yüzden Mephisto'ya biraz daha dikkat etmek lazım aslında. Mula kıyasla. Evet mesela şurada olduğu gibi. Karakter değiştirmeseydim büyük ihtimalle ölecektim. Şöyle de olmasını bekleyelim. Evet öldük mü? Neyse tekrardan başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar Mephisto biraz yani yüksek seviyelerde, bu arada ben Green Goblin'deymişim ya neyse. Mephisto yüksek seviyelerde bayağı sağlam gömdüğü için biraz dikkatli oynamak lazım. Güzel. Evet, şuralarda kaçmam lazım ama yok söyleyeceğim. Şurada da karakter değiştirsem iyi olur. Şurada bir daha saldırı yapacak, yapsın. Şu halka saldırısını bekliyorum aynen. Gene mi bu saldırı ya? Umarım ölmeyiz. Güzel.
Şurada bir daha karakter değiştireceğim. Yok söyleyeceğiz. Şurada biraz arkadaşlar şeyle vuracağım. Ha, aynen şu şey barı dolsun diye yaptım. Heh, güzel. Şöyle halkalara gidip daha sonrasında işi yavaştan bitirelim. Bu kötü oldu. Evet arkadaşlar yani aslında neyse tamamlamaya artık gerek yok. Yani tamamlanabiliyor gördüğünüz üzere. Biraz daha dikkatli oynamak lazım. Bazen böyle yakalandığım zaman çok sinir oluyorum. Acaba farkı nerede test edebiliriz? Bir bakalım belki Infinity Ultron'da falan da test edebiliriz. Evet Infinity Ultron'un çok yüksek bir seviyesini bulamadım test edebileceğim. O yüzden de test edebileceğim en yüksek seviye olan 29. seviyede girdim. Bakalım. Burayı ne kadar sürede tamamlayacağız? Zaten görünüşe göre çok sürmeyecek. Evet, 8 olduk hemen hemen de. Optimizasyon uyguladı. Neyse. Yani biz 8 olduktan sonra yapsaydı şunu çok daha iyi olurdu ama. Güzel. Şimdi 8 olduk. Hadi. Ya şaka gibi. Şurada bir daha vurmayı deneyeceğim. Evet güzel. Yani belki ölürüm dedim de ölmeden tamamlayabildik. Arkadaşlar 1 dakikada tamamladık 29. seviyeyi. Oldukça iyi. Yani benim kart değerlerim falan da iyi. Tabii onu da göz önüne almak lazım ama hani karakter de hiç fena değil bence. Şu anlık gayet iyi. Acaba Gore'da falan test edebilir miyiz? Bir de ona bakalım. Evet. Son olarak burada da test edip karakterden de biraz bahsedip videoyu yavaştan bitirebiliriz bence. Şöyle gelelim. Şurada kaçsak iyi olur. Evet. Güzel. Gayet iyi gidiyoruz bence. Yalnız ölmezsem iyi. Hadi bit artık. Çok güzel. Arkadaşlar yani şu karanlık modu vardı ya oraya kalmadan neyse ki bitirdik. Onunla hiç uğraşamazdım. Gayet iyi oldu. Gayet güzel gidiyoruz. Gayet hızlı gidiyoruz. Hala 4 dakika vaktimiz var. Canımızı da yeniledik. Oo, iyi olmadı. Güzel. Canımız bayağı azaldı. Şuralarda bitirmemiz lazım. Yoksa evet. Arkadaşlar bitti. Yani 1x canı kaldı zaten. Hemen hemen bitmek üzereydi. Az buçuk daha kaçarak oynasaydım biterdi. Yani rahatlıkla kolay bir şekilde tamamlanabiliyor gördüğünüz üzere. Şimdi girip biraz takım kısmında konuşalım. Şimdi gelişiminden bahsedip daha sonra üzerine biraz konuşup videoyu bitirelim. Kostüm ve destansı özel ekipman olarak Yüce Öfke C-Tip'i var. Aslında gelişimi iyi arkadaşlar bu karakterin. Onu göz önüne almanız lazım. Hem gelişimi iyi hem benim kartları iyi falan filan. Ama hani ben gene de performansını şimdilik beğendim diyebilirim. Her neyse artefaktı gene bende mevcut. Onun dışında ISO 8'leri full aşırı yükleme getirmişim. Türünü 6'ya kadar basmışım. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında 4 tane odun ürüsü var. Bir de çifter saldırı var. Gerekli PvE özellikleri de full denilebilir. Şimdi arkadaşlar bu karakter için konuşacak olursam. Bu karakteri CTP tercihi olarak hani... Baş düşmanda falan kullanacaksanız enerji ya da yüce yıkım gibi C-tipler tercih edilebilir ama ben bu karakter için öfke C-tipi öneririm. Öfke C-tipiye daha müsait bir karakter. Ama dediğim gibi hani enerjiyle falan da kullanabilirsiniz. Bu karakter eğer ittifak savaşında falan kullanacaksanız ağırlıklı olarak yüce öfke C-tipi ya da normal öfke de fark etmiyor. Daha iyi bir seçim olur. Onu da söylemiş olayım.
Şimdi bu karakter arkadaşlar bence İttifak Savaşı'nda oldukça güzel bir karakter. Dormammu da ortalama bir karakter bana göre. Baş düşmanda da ben fena bulmadım. Hani daha iyi karakterler var mı? Var ama bu karakter bence baş düşmanda da güzel bir karakter. Onu da göz önüne almanız lazım. Eğer kasacaksanız aklınız olsun. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.